Dolayı. Şekil birlikte verilen dikdörtgenin işte şuradaki parçayı 3 santim sola çekmiş. Şuradaki parçayı da 6 santim yukarı çekerek şu şekilde gördüğünüz gibi bir tane ne yapmış? Kare elde etmiş ve bu karenin alanına da 16x kare artı 40x artı 25 demiş. Şimdi orası bir kare olduğuna göre o zaman 16x kare artı 40x artı 25 ifadesi bir tam karedir. O da mesela alanın olduğunu söylersek değil mi? O zaman neyin karesi orası? 4x artı 5'in parantez karesidir. Doğru mu? O zaman alan buna eşit olduğuna göre kısa kenar ve uzun kenar aslında şuraları ve şurası neye eşit oldu? 4x artı 5'e. 4x artı 5'ten 6 çıkartırsak o zaman burası ne yapacaktır arkadaşlar? 4x eksi 1. Burası da 4x artı 2 yapacaktır. Bize sordu ise dikdörtgensel bölgenin çevresinin diyor. O zaman kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpıyoruz. Yani 2 tane 4x artı 2 artı 4x artı 1 diyoruz. O zaman burası ne gelmiş oluyor arkadaşlar? 8x artı 1'in 2 katı gelmiş oluyor. Buradan da cevabımız 16x artı 2'dir. Yani doğru cevabımız Adana'dır arkadaşlar. Şimdiki sorumuzda ifadesinin en sade hali aşağıdaki hangisidir demiş. Yani yapabildiğimiz ne yapmaya çalışıyoruz? Sadeleştirmeleri yapmaya çalışıyorum ama öncelikli olarak benim temel matematiksel işlemlerim var. İşte hiçbir şey yapmazsam ne yaparım? Payda eşitlerim. Hiçbir şey yapmazsam ne yaparım? Paranteze alırım gibi temel matematiksel işlemler. Şimdi mesela üst tarafta dikkatli bakarsanız x parantezini alırsanız x küp eksi y küp gibi bir ifade oluşur. Bölü x kare artı x y artı y kare. Şimdi orada bir aldatmaca var aslında. Şimdi burası bir parantez değil arkadaşlar. Orada Bölme işlemi sadece neye uygulanmış? X'e uygulanmış. O yüzden biz çarpı diyoruz. İkinci ifade ters çevir çarpılır. Eksi y diye orayı ifade edeceğiz. Şimdi mesela ne yapabiliriz? Şuradaki x ile şuradaki x'i sadeleştirdik. Şimdi şurada x küp eksi y küp var. Bu iki küp farkıdır. Nasıl yazılır? x eksi y çarpı x kare artı x y artı y kare diye yazılabilir. Ve buradan da ne yaparız? X, şu ifadeleri sadeleştiririz. O zaman sol taraf sadece ne kalmış oldu? x eksi y kalmış oldu. Bir tane de y çıkardık. O zaman bizim sonucumuz ne geldi arkadaşlar? x eksi 2y geldi diyebiliriz. Yani doğru cevabımız denizlidir. x üzeri 4 artı 11 x kare artı 36 ifadesinin çarpanlarının bir şekilde hangisidir demiş. Şimdi ne yapıyoruz normalde? 36 öyle iki sayının çarpımı ki toplamları 11 yapsın. Ama biz öyle iki tane sayı bulamayacağız arkadaşlar. O yüzden bu şekildeki ifadelerde mesela terim ekleme çıkarma yoluyla çarpanları ayırabilirsiniz. Mesela burası x karenin karesidir. Burası da 6'nın karesidir. Ortaya normalde ne yazarız? İkisinin çarpımının iki katını yani 12x kare yazmamız lazım. Doğru mu? Şimdi şöyle yapalım. x üzeri 4 artı orası 12x kareymiş gibi davranalım. Yani bir tane x kare borç verelim. Sonra x kare borcu da geri alalım. O zaman bizim ifademiz şöyle bir şey oluştu. Şimdi soldaki ifade ne oldu? x kare artı 6'nın parantez karesi oldu. Eksi x kare. Şimdi gördüğünüz gibi ne çıktı karşınıza? 2 kare farkı çıktı. 2 kare farkını da bir toplayacağız bir de çıkartacağız. Toplayarak yazdığımızda x kare artı x artı 6. Çıkartarak yazdığımızda da x kare eksi x artı 6 şeklinde olacak. Ben söylerken şimdi bu ifadeleri kuvvetlerine göre azalarak yazdığımız için eksi x ve artı x ifadesini burada ortaya denk getirmiş oldum. Aslında tam böyle cevap anahtarına uygun şekilde oluyor bu tip çözümler. Yani doğru cevabımız ne gelecektir arkadaşlar? Adana gelecektir diyebiliriz. X, ve Z birer doğal sayı olmak üzere bu ifadenin alabileceği en küçük değeri sormuş. Şimdi biz bunları ne ne yapalım? Bir tam kareler oluşturalım. Mesela x kare artı 4 x ile başlayan tam kare nedir? 2'ye böl kare al mantığıyla 2'ye böldüm. 2 karesini aldım 4. Yani burası ne yaptı? x artı 2'nin karesi yaptı. Aynı şekilde y kare artı 6y ile başlayan ifade 2'ye böl kare al dersek burası 9 yapacak. Yani y artı 3'ün ne yaptı burası da karesi yaptı. Sonra z kare eksi 12z artı şimdi 2'ye böl kare al 2'ye böldük 6 karesini aldık 36. Demek ki burası da ne yaptı? Z artı eksi 6'nın karesi yaptı. Şimdi ben ne kullandım? Beraber bakalım. Bir 4 kullandım, bir 9 kullandım, bir 36 kullandım. Toplam 49 kullandım. 49'dan sonra 32'ye varmak için daha kaç kullanmam lazım? 32 kullanmam lazım değil mi? O zaman dışarıda bir 32 daha kalsın. Demek ki benim buradaki ifadem, buradaki ifadeye eşitmiş arkadaşlar. Şimdi bize istediği şey x'inize birer doğal sayı olmak üzere ifadesinin en küçük değeri. Şimdi doğal sayı olabilmesi için en az kaç verebilirsiniz x'e? 0 verebilirsiniz. Y'ye 0 verebilirsiniz. Burada Z'ye mesela bu, amacımız ifadelerin en küçük olması ya. O zaman Z'ye de biz burada mesela ne verelim? 6 verelim ki bu ifade en küçük olsun. O zaman X'e 0 verdiğinizde buradan 4 geldi. Y'ye 0 verdiğinizde buradan 9 geldi. Z'ye 6 verdiğinizde buradan 0 geldi. Bir de buradan ne geldi? 32 geldi. İşte bu 4, 9 ve 32'nin toplamı kaç yapacaktır? 45 yapacaktır. O zaman ifadesini alacağı en küçük değer nedir arkadaşlar? Denizlidir yani 45'tir diyebiliriz. Azra günde x tane soru çözerek x gün çalışıyor. O zaman toplam x çarpı x tane soru çözüyor. Daha sonra 2x 3y tane daha soru çözerek y gün daha çalışıyor. O zaman y çarpı 2x eksi 3y daha soru çözüyor. O zaman x kare artı, araya artı koyalım. 2xy eksi 3y kare tane soru çözüyor. Aslanın çözdüğü toplam soru sayısına eşit olan sayıda soruyu x eksi y günde çözmek isteyen Arda bu soruları kaç günde çözebilir? Yani istediği şey bizden bu kadar soruyor. x eksi y'yi bölmemiz ve böylece toplam kaç gün işin süreceği. Şimdi mesela bu ikisi çarpanlara ayrılsa 3 y'ye eksi y diye yazarsak o zaman burası ne olur? x artı 3 y ile x eksi y'nin çarpımı olur. İşte bu ifadeyi bizden x eksi y'ye bölmemizi istiyor. Bunlar birbirini götürürse o zaman x artı 3 y gün boyunca Arda soru çözerse eşit sayıda soru çözmüş olurlar. Yani doğru cevabımız denizi gelir arkadaşlar. 5, M kare artı 5M artı 9 eşittir 0 olduğuna göre bu ifadenin değeri kaçtır demiş. Şimdi şöyle bir şey yapalım isterseniz. Bu M artı 3'ün parantez karesini açtığınızda 6, M kare artı 6M artı 9 gelecek. Eksi 99 bölü. Şimdi m eksi 3'ün parantez karesini açtığınızda m kare eksi 6 m artı 9 gelecek arkadaşlar. O zaman biz m kare artı 5 m artı 9'a 0 dersek yani bunun içerisinde m kare artı 5 m artı 9 var. Bir de ekstradan bir tane daha m var. E o zaman burası 0 geldiğine göre o zaman bizim elimizde ne kaldı? m kaldı. Yani aslında şu ifade neye eşit olmuş oldu? m'ye eşit olmuş oldu. Yani buraya m yazdım. Aynı mantıkla şimdi artı m kare artı 5m artı 9 sıfıra eşit. Peki eksi 6m olabilmesi için ben ne yapayım? 11m çıkartayım arkadaşlar. Değil mi? O zaman burası sıfır olduğuna göre demek ki benim bu ifade neye eşit kaldı? Eksi 11m eşit kaldı. O zaman ben ne yazıyorum? 99 bölü, değil mi? 99 bölü eksi 11m yazıyorum. Şimdi bu eksiler artıya dönüşsün. M artı. Şimdi 99'a da 11'i değiştirirsek ne yapar arkadaşlar? 9 bölü M yapar değil mi? M artı 9 bölü M'in kaç olduğunu sormuş. Şimdi benim elimde de böyle bir ifade vardı. Bütün terimleri M'e bölersek ne gelecek? M kare bölü M artı 5M bölü M artı 9 bölü M sıfıra eşittir. O zaman buradan ne geldi? M artı 5 artı 9 bölü M ifadesi sıfıra eşit geldi. 5'i de öbür tarafa atlarsak m artı 9 bölü m nedir arkadaşlar? Eksi 5'tir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Bursa'dır. A bir sayı 3 üzeri x eksi 1 de a'ymış. 27 üzeri x eksi 9 üzeri x ifadesinin a türünden eşit, aşağıdan hangisidir demiş. Mesela burada 3 üzeri x eşittir a artı 1'dir. İstersek mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Her 3 üzeri x'e a artı 1 yazarsak bu ifade aslında 3 üzeri x'in kübü eksi 3 üzeri x'in karesinden ibarettir. Biz de o zaman ne yaparız? a artı 1'in kübü eksi a artı 1'in karesi yapar. Bu ifadeyi istediğimiz şekilde yazmış oluruz. O zaman a küp artı 3 a kare artı 3 a artı 1 den ne yapalım? a kare artı 2 a artı 1'i çıkartalım. O zaman buradan ne gelir? A küp artı 2A kare artı A gelmiş olur. Yani doğru cevabımız benim onu bulmam gerekiyor. A şıkkındakidir diyebiliriz. 2x-9 kök x 26 ise 2 kök x artı 1 ifadesi nedir demiş. Şimdi eşitliğin bir tarafında 26 bırakmak bizi zor duruma düşürebilir. O yüzden şöyle yapalım isterseniz. 9 kök x'in yanına atalım. Yani sol tarafa atalım 26'yı. O zaman 2 x eksi 9 kök x eksi 26 eşittir 0. Şimdi biz burada sonuçta hani kök x'e göre işlem yaparsak burası 2 kök x ve kök x diye çarpandan ayrılabilir. 26'yı da nasıl ayırabiliriz arkadaşlar? 13 ve 2 diye ayırdık. Mesela buraya 13 yazdık. Buraya 2 yazdık. Şimdi çapraz çarpımı yaptığınızda 4 ve 13'ün farkı ne gelecek? 9 gelecek. O zaman istediğimiz olacak. Ama şöyle şurası eksi şurası artı olsun. Değil mi? O zaman eksi kök üç, eksi 13 kök x burası da 4 kök x o zaman farklarını yaptı? 9 kök x istediğimiz oldu. Yazarken sağa doğru yazıyoruz. Yani 2 kök x eksi 13 ile kök x artı 2'nin çarpımı 0'mış. Buradan kök x ya eksi 2'dir ya da 2 kök x arkadaşlar kaç olacaktır? 13 olacaktır. O zaman burası 13 ise bir fazlası kaçtır arkadaşlar? 14'tür. Yani doğru cevabımız C hamdır. Şimdiki sorumuzda bir modelleme yapmış. Eğer ki x'i yuvarlak içine alırsak yuvarlak içine aldığımız sayının karesini b ile çarpıp a ekliyoruz. Eğer ki biz x'i kutu içine yani kare içerisine alırsak o zaman içine aldığımız sayının karesini a ile çarpıp b ekliyoruz. Burada demiş ki A'nın yuvarlak için alınmış haliyle B'nin kutu için alınmış hali birbirine eşitse B'nin alt türüne eşitti. Nedir demiş. O zaman biz de dediklerini uyarlayalım. Yani burada X yerine ne yazacağız? A yazacağız. Buradaki X yerine A yazıyoruz. O zaman ne yaptı? A kare çarpı B artı A yaptı. Eşittir. Şimdi biz bu X gördüğümüz yerde de B yazıyoruz. O zaman burası da B olmuş oldu. Yani B kare A artı B yaptı. Şimdi burada doğru sonuca gitmek için ne yapalım? Şimdi ben bunu bu tarafa, bunu da bu tarafa atıp doğru işlemler yapmak istiyorum. A kare B eksi B kare A ifadesi B eksi A'dır. Şimdi sol tarafı A B parantezini alırsak A eksi B gelecek. Sağ tarafta da B eksi A geldi. Şimdi şuradaki ifade anahtar bir ifade. A ve B birbirinden farklı. A ve B birbirinden farklıysa o zaman bunların sıfır olma şansı yok. Sıfır olma şansı yoksa benim onlara ne yapma şansım var? Sadeleştirme şansım var. Birbirine sadeleştirdiği zaman sağ tarafta ne kaldı? Eksi 1 kaldı. O zaman A çarpı B eksi 1 ise B'nin A türünden işte Yani B eşittir. Eksi 1 bölü A'dır diyebiliriz. Yani doğru cevabımız denizdir arkadaşlar. Necla elinde bulunan 16 a kare eksi 1 tane şekeri belli saydık. çocuğa her çocukta 4 a eksi 1 tane şekil olacak şekilde dağıtıyor. Şimdi o zaman bizim 16 a kare eksi 1 ifademiz çarpanlığına ayrılabilen bir ifadedir. Şimdi 16 a kare eksi 1 ifadesi 4 a eksi 1 ile 4 a artı 1'in çarpımı şeklinde yazılabilir. E şimdi her çocukta 4 a eksi 1 olacaksa biz ne yapalım? 4 a eksi 1'e bölelim. Bir çocuktaki şeker sayısını ha, böldüğümüzde biz o zaman toplam çocuk sayısını bulmuş oluruz. Demek ki bizim elimizde 4 a artı 1 tane çocuk sayısı vardır. Biz buna yaz isterseniz çocuk sayısı diyelim. Şimdi diyor ki çocuklardan 3 tanesi şekerlerden birer tanesini yiyor. 3 tanesi birer tane yedi. Geri kalanlar yani 4 a eksi 1'den 3 çıkartırsak 4 a eksi 2 çocuk yapar. Bunlar da 4'er tanesini yiyor. O zaman bunu da 4 ile çarparsak toplam yenen şeker sayısı bulmuş oluruz. Yani 3 artı 16 a eksi 8 yani 16 a eksi 5 tane şeker yenmiştir. Son durumda tüm çocuklardaki toplam şeker sayısı nedir demiş. E şimdi baktığınızda toplam Necda bütün şekerleri dağıttığına göre e aslında bizim elimizde toplamda ki şeker sayısı bu kadardı. E biz ne yapıyoruz? 16a 5 tane şekeri çocuklar yediğine göre bizim elimizde bunların farkı kadar şeker kalacaktır. Yani 16a kare eksi 16a artı 4. Şimdi burası düzenlenebilir mi? Evet düzenlenebilir. Sol taraf 4a'nın parantez karesi. Sağ tarafta 2'nin parantez karesi. O zaman 4A eksi 2'nin parantez karesi kadar tane ne kalmıştır? Elimizde şeker kalmıştır diyebiliriz. Şimdiki sorumuzda kenar uzunluğu A birim ve B birim olan dikdörtgenin bir köşegen uzunluğu da C birimmiş. Şöyle bir tane dikdörtgen yaptığımızı düşünelim. Burası A, burası B. Köşegeninde ne geldi arkadaşlar? C geldi. Şimdi... ABC ile ilgili böyle bir bağıntı vermiş. Şimdi bu bağıntı güzel bir bağıntı. Farklı zamanlarda, farklı başlıklarda karşımıza gelebilen bir bağıntı. Şimdi burada bir fake var aslında. Ya siz bu 3 tane ile bu 3 tane çarpıp 9 tane çarpımı yapıp 32 eşitleyeceksiniz. Ya da şunu görebilirsiniz süper. Bakın A artı B eksi C ile A artı B artı C'nin çarpımı. Yani aslında bunu şöyle bir paket gibi gösterirsem. Bakın ne A artı B eksi C a artı b artı c. Yani aslında burada bir iki kare farkı vardır. Yani a artı b'nin karesi eksi c kare 32'dir. Ve bize ne demişti arkadaşlar? Burada a kare b kare c kare eşitliğinde kendisi vermişti yukarıdaki tanımlamada. O zaman biz ne yapalım? Soldaki ifadeyi açalım. a kare artı 2ab artı b kare eksi c kare eşittir 32'ymiş. Şimdi dikkatli bakın e, a kare artı b kare c kareydi. O zaman bununla bunu toplamı c kare yapıyorsa bunlar 3'ü birbirini götürür. 2ab eşittir 32. Buradan da ab kaç gelecektir? 16 gelecektir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız dikdörtgen alanını da sorduğuna göre burzadır Şimdiki sorumuzda bolca eşitlik çarpımı yapacağımız bir köklü ifade sorusu. İşlemin sonucu kaçtır diyor. Şimdi her bir kesirde eşlenik çarpımı yapalım. Mesela bunu kök 5 eksi kök 4 ile, bunu kök 6 eksi kök 5 ile, bunu işte diye ilerleyerek kök 9 eksi kök 48 ile çarpalım. Şimdi ilk kesirimiz kök 5 eksi kök 4 bölü. Şimdi burası ne geldi? 5 eksi 4'ten 1 geldi. Şimdi bir sonrakisine geldi? Kök 6 eksi kök 5 bölü 6 eksi 5'ten yine burası 1 geldi. Doğru mu? Bütün hepsinin paydası 1 geliyor. Burası da kök 9 eksi kök 48'den Burası 49 eksi 48. Hepsinin paydası 1 geldi. O zaman biz bunları ne yapacağız? Yan yana toplayacağız ama bunları yan yana toplamak biraz daha böyle ürkütücü. O yüzden ben bunları daha kolay çıksın diye mesela şöyle yapıyorum. Alt alta topluyorum. Yani kök 5 eksi kök 4 ifadesi, kök 6 eksi kök 5 ifadesi, kök 7 eksi kök 6 ifadesi böyle ilerliyor. Kaça kadar? Kök 49 eksi kök 48'e kadar. Bunları alt alta topladığınızda sağa yatık bir şekilde bunlar hep toplamları birbirini götürecekler. Sol tarafta kök 49, sağ tarafta da kök 4. Yani 7 eksi 2'den bizim cevabımız kaç gelecek? 5 gelecek diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Bursa'dır.